Hepiniz hoş geldiniz. Şüphesiz Manisa'dan sonra, Osmaniye'den sonra en çok geldiğim, en çok konuşma yaptığım çok değerli kardeşlerimin, çok değerli büyüklerimin siyaset yaptığı, her birisini ayrı ayrı sevdiğim güzel insanlar buradalar. İsmet Paşa'nın memleketindeyiz. Turgut Özal'ın memleketindeyiz. Türkiye siyasetinde çok önemli görevleri yapmış olanların memleketindeyiz. Güzel insanların, çalışkan insanların, namuslu insanların, vatansever insanların memleketindeyiz. Malatya'dayız, sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binalarına hep söylüyorum, burası bizim baba evimiz. Burası başımız sıkıştığında koşacağımız, çorbasının kaynadığını, bacasının tüttüğünü bildiğimiz baba evimiz. Burası ki Malatya'dır, İsmet Paşa'nın memleketidir. Bu baba evinin önemi hepimiz için ayrı. Ben Malatya'ya her geldiğimde hem baba evine geliyorum, hem abimin evine geliyorum. Malatya milletvekili Veli Ağbaba, eğer birisi, bir milletvekili nasıl olur? Milletin verdiği görev nasıl yapılır? Halka karşı sorumlu siyaset nasıl yapılır diye merak ediyorsa hiç merak etmesin. O merak edene Veli Ağbaba'yı gösterin, böyle yapılır deyin. Yiğidin hakkını yiğide teslim edeceksek, biz 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve resmi olmasa da irili ufaklı birçok ittifak ortağımızla birlikte, ama resmen dört parti Malatya'da %23 oy aldık, 3 tane belediye aldık. Ondan bir dönem sonra 5 parti birlikte, İyi Parti olmaksızın bu kez 5 parti birlikte Malatya'da 10 ay önce %21 oy aldık. Ama birisi çıktı, memleketine aşık birisi çıktı. İyi günde kötü günde orada olan, depremde hiç ayrılmayan, deprem sabahı Pertek feribotunu çalıştırıp 60 bin somun ekmeği getirip ilk ekmeği dağıtan, ilk suyu dağıtan, devletin yetişmediği yere yetişen Veli Ağbaba'yı Malatya istedi. Biz aday yaptık ve örgütümüzle birlikte %38 oy aldı. Kimse küçümsemesin, Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından biridir. Gençlik Kolları Başkanlığından gelen ve deprem sürecinde, deprem sabahı 5'te beni haberdar eden Barış Başkanıma, o süreçte ve bu süreçte onunla omuz omuza çalışan il yönetimine, ilçe yöneticilerine, kadın kollarına, gençlik kollarına yürekten teşekkür ediyorum. Emekleri için, baba ocağının bacasını tüttürdükleri için. Tabii Malatya kadın kollarını anacaksak, Güllü Tunceri ve eşini anacağız. Depremde hayatını kaybeden Kadın Kolları Başkanımız Güllü Tuncer'e ve eşi Ekrem Tuncer'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onların varlığında Malatya'da hayatını kaybeden 1277 hemşerimize Allah'tan rahmet, siz onların değerli ailelerine, komşularına, kardeşlerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Biraz önce
Bir konteyner kentteydim. O yüzden geciktik. Bir dokunduk, bin ağ işittik. Daha da işitecektik. Sizi bekletmemek için koştuk geldik. Gerçekten birincisi Malatya depremin ilk günlerinde sanki deprem olmamış gibi muamele görüyordu. Gayretler gösterildi. Veli Ağbaba başta olmak üzere tüm grubumuz Malatya'ya dikkat çekmeyi başardık. Deprem gerçekleşti. Arkasından gelen seçimde çıktılar dediler ki oyları bize verin, bir yıl içinde evleri yapacağız. İnsanların serbest karar vermesine bile engel oldular. Herkes şöyle dedi. Devletin şimdi yönetiminde olan bir yılda evi vereceğim diyor. Ben macera yapmayayım. Vereyim oyumu, evime geçeyim. Bundan önce çektiğim yoksulluğu, açlığı, işsizliği, birçok sıkıntıyı unutup sırf bir göz odaya, bir eve başını sokmak için bu iktidara inanıp oy verdi insanlar. Ne oldu peki? Bakın söz verdikleri ev sayısı 650 bin. Malatya'da söz verdikleri ev sayısı 103 bin. Ama Türkiye'de evlerin sadece %12'sini verdiler. 79 bin ev. Malatya'da verdikleri, tamamlayıp teslim ettikleri ev sayısı 7.881. Şu anda Malatya'da yapıp bir yıl içinde vereceğiz dedikleri 100 tane evin sadece 7 tanesini verdiler. 93 kişi açıktadır, çadırdadır, konteynerdadır ya da gurbette başkasının evlerine sığınmıştır. 100 kişiden 93'üne sözünü tutmayan birilerinin yönettiği bir memleketteyiz. Ve depremzedenin en büyük sorunu belirsizliktir. Kandırdılar, yanılttılar, şaşırttılar, aldattılar, zarara uğrattılar. Deprem yetmezmiş gibi evin az hasarlı, sen evini yap geç, eve masraf edildi, harç borç alındı, kredi çekildi, eve geç, geçemezsin. Niye? Fikir değiştirdik, rezerv alan yaptık buralarını, az hasarlı da olsa senin evini de yıkacağız. Ya da ev orta hasarlı, dediler ki bu ev yıkılacak, adam ne yapsın, ne kurtarsak evinden kârdır. Kapısını söktü, pervazını söktü, penceresini söktü, lavabosunu söktü, sattı. Zor günlerde çoluğunun çocuğunun karnını doyurdu. Şimdi bu evde oturulur, yap geç. Ya nasıl olacak bu işler? Bu kadar kötü devlet yönetimi olur mu? Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu insanlar zengin olsalar zaten senden medet ummazlar. Devletin şefkatli elini beklerken devletten bir tokatta, bir darbede devletten yediler. Buradan bir kez daha hem ilgili bakanlara hem de ülkeyi yöneten Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Malatya'da da, Hatay'da da, Adıyaman'da da, Kahramanmaraş'ta da sıkıntı çok büyüktür. Bu depremzedeler mağdurdur ve devlet onlara hala belirsizlikle, hala onları borçlandırarak, hala onlardan bir şeyler almaya çalışarak davranmaktadır. Devlet devletliğini gösterecek, bu acıları dindirecek, devlet bu sıkıntıyı çözecektir. Çözemiyorsanız bırakın kardeşim biz çözelim. Buradan bir hususu daha dile getireyim. Tabii ki yerinde dönüşüm meselesi var. Onu takip ediyoruz.
ama 100 kişiden 93'ü dışarıdaysa ne yapacaksın? Kira yardımına devam edeceksin. Diyorlar ki bu ay kira son. Ne olacak? Tasarruf tedbirleri var. Sen sözünü tutma. Evleri zamanında bitirme. Sonra da para bitti. Biz sana kira ödeyemeyeceğiz de. Buradan uyarıyorum. Buradan uyarıyorum. Bu evler yapılıp anahtarlar verilene kadar devlet devletliğini gösterecek. O kira yardımları sürecek. Kira yardımını kesen bu insanların nefesini tıkar, hayatla bağını keser. Buna izin vermeyeceğiz.